Merhaba, iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Temmuz'da bir açıklama yayınlayarak Rusya'nın 15 Temmuz'da uzayda uydusal silah test ettiğini iddia etti. Ben de bugün uzayda silah test etmek ne demek, uluslararası hukuk bu konuda ne diyor, bunları anlatmaya çalışacağım. ABD yayınladığı açıklamaya göre Rusya'nın Kozmos 2543 isimli uydusunun çok yakınında başka bir cismi tespit etti. Daha sonra Object 45915 ismi verilen bu küçük uydu Amerika'ya göre No Destructive Co-orbital Anti-Satellite Weapon idi. Yani Amerika bu cismin tahribata yol açmayan bir uydu savaş silah olduğunu ve Rusya'nın bunu test ettiğini söyledi. Öncelikle uydu savar silah ne demek? İngilizce kısaltması ASAT olan uydu savarlar düşmanınızın yörüngeye fırlatılmış uydularına zarar vermek için geliştirilmiş sistemler. Yeryüzünden direkt ya da savaş uçağından fırlatılan füzeler şeklinde olabildiği gibi bu 15 Temmuz örneğinde olduğu gibi hali hazırda yörüngede bulunan bir ana uydudan bırakılan alt uydular gerekli manevraları yaparak da hedefe ulaşabilir. Yani bildiğimiz anlamda silah veya füze olması şart değil. Bir uydunun, küçük bir uydunun adeta bir silah gibi kullanılabilmesi söz konusu. Zaten işleri karıştıran nokta da bu. Harvard Üniversitesi'nin astrofizikçilerinin hesaplamalarına göre 15 Temmuz'da Rus uydusundan ayrılan bu cismin hızını hesaplamışlar ve ana uydudan yalnızca bırakılan bir rastgele bir başka bir uydu değil, adeta ateşlenmiş diyebileceğimiz belli bir kuvvetle ve belli bir hızla fırlatıldığını söylüyor bu astrofizikçiler. Bu yüksek hız sebebiyle ABD bunun bir uydu savar testi olduğunu iddia ediyor. Bu uydu savar silahlar ne yapıyor peki? Hedefinizdeki düşman uyduyu etkisiz hale getiriyor, ona zarar veriyor veya parçalıyor. Sorun şu ki böyle bir saldırı yaparsanız parçalanan uydunun enkazı binlerce küçük parçaya ayrılıp yörüngede dönmeye devam edeceği için sizin kendi uydunuza da başka uydulara da zarar verme ihtimali oldukça yüksek. Bu yüzden uydu savar silahları şu ana kadar başarıyla test etmiş ülkeler olsa da bu testleri yaparken diğer ülkelerin uydularını değil, kendi uydularını hedef alıp vuruyorlar. Örneğin Çin 2007'de uydu savar sistemiyle kendine ait bir hava durumu uydusunu vurmuştu. ABD de benzer bir şekilde yine uydu savar testlerinde kendi uydularını hedef almıştı. Bunun sebebi gerçekten bir düşmanlık ya da savaş çıkarmadan aslında bu silahları test edebilmek. Böylece bak benim böyle bir kapasitem var diyerek hem güç gösterisi yapmış oluyorlar hem de tansiyonu fazla yükseltmemiş oluyorlar ki kendi uydularını vurarak. Başka bir ülkenin bir uydusunu vursanız çok büyük bir gerilim hatta savaş çıkabilir çünkü. Şu ana kadar tarihte uydu savar sistemler hiçbir savaşta gerçek anlamda kullanılmadı. Sadece dediğim gibi testler yapıldı. Bu kapasiteye ulaşan ülkeler, bu uydu savar testleri yapabilen ülkeler şu anda Amerika, Rusya, Hindistan ve Çin. İsrail'in de yaptığı çalışmalar var bildiğim kadarıyla. Rusya'nın 15 Temmuz'da yaptığı iddia edilen testte de uydu savarı bırakan ana uydu Kozmos 2543'te yörüngeye 2019 Kasım'da yerleştirilmiş bir Rusya'nın askeri uydusu, bir istihbarat uydusu. ABD'nin başka uydularını takip ederek aslında ABD'yi taciz ediyordu. Burada şöyle bir durum var. Aslında Amerikan ve Rus uyduları yörüngede birbirlerini sürekli hani takip ederek, casusluk yaparak zaten birbirlerini provoke ediyorlardı. 15 Temmuz'da yaşanan şey de Rus uydusu, ABD uydusunun çok yakınından geçiş yaparken gizemli bir cismi yüksek hızda bırakıyor. Bu da ABD uydusuna herhangi bir şekilde çarpmadığı ve zarar vermediği için tahribatsız test olarak geçiyor.
Her ne kadar tahribat olmasa da yine de hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Birleşik Krallık Rusya'nın bu uydu savar sistemini test ettiğini ve bundan rahatsız olduklarını çok sert bir şekilde dile getirdiler. Burada test edilen şey aslında bir uydu savarın işlediğini göstermek. Yani onu belli bir hızda bırakıp gerekli manevraları yapabildiğini test etmek ve bunu göstermek. ABD uydusuna yaklaştırıp bak istesek bir uyduna zarar verirdik ama vermiyoruz demek olabilir. Bu olayda herhangi bir hedefe zarar verilmediği için kesin olarak uydu savar testi yapılmış da diyemiyoruz. Ama uzmanların genel görüşü Rusya'nın bunu burada hem yeni bir teknolojik test yapmış olabileceği ya da ABD'ye direkt gözdağı vermiş olması. Rusya bundan önce hem Nisan ayında hem 2017 yılında hem de daha önce çeşitli uydu savar testler yapmıştı. ABD uydularına zarar vermese bile Nisan ayındaki test ve bu 15 Temmuz'daki test birlikte düşünüldüğünde yani o kadar kısa aralıklarla olduğu için özellikle ABD'yi çok rahatsız etti ve uzayda silahlanma yarışımı var konusunu yeniden gündeme getirdi. Uluslararası hukuka göre uzaya kitle imha silahlarının yerleştirilmesi yasak. Bu soğuk savaş yıllarında yasaklanmıştı. Sorun da burada başlıyor. Uydu savar sistemleri kitle imha silahı değil. Bir uydunun başka bir uyduya zarar vermek için kullanılması mevcut kurallarda bunu tam olarak yasaklamıyor. Yani neyin silah olup olmadığının tanımlanması gerekiyor. Ama ülkelerin uzlaştığı böyle bir tanım da yok. Ülkeler bu tür uydu savar testleri devam ettikçe uzay aslında giderek silahlandırılmış oluyor. Her ne kadar uzayın barışçıl kullanımı ilkesi uluslararası hukukta olsa bile bu tür testlerin önü alınmadığı sürece uzay kapasitesi olan ülkeler arasında rekabet ve gerilim artıyor ve uzayın silahlandırılması da her geçen gün daha gerçek bir tehlike olarak duruyor. Uzayın hukuki statüsünde zaten problemler var. Ne gibi problemler? Soğuk Savaş döneminde uzaya ilişkin konulan kurallar ve imzalanan anlaşmalar günümüz uzay teknolojilerini tam olarak kapsamıyor. Uzayda kurulmuş olan uluslararası rejim veya sistem günümüz için yetersiz. Hem daha çok ülke var, daha çok şirket var. Çok farklı artık askeri uzay teknolojileri var ve Soğuk Savaş döneminde kurulan statüko artık bunu karşılamıyor ama bu statükanın değişmesi de kolay bir şey değil. Rusya'nın 2017'de de test yaptığını söylemiştim. O testte de yine bir uydu, küçük bir uyduyu serbest bırakarak yine ABD'yi rahatsız etmişti ve ABD Rusya'yı net bir şekilde eleştirmişti. ABD bu manevralardan rahatsız oluyor çünkü ABD'nin uydularının çok yakınından geçiyor. Bu da cisimlerin hedeflenen uydulara isterse çarpıp verebileceğinin göstergesi. Bu nedenle ABD bu yakından geçişleri oldukça provokatif buluyor. En son Rusya'nın 15 Temmuz'daki testinden sonra Amerika Birleşik Devletleri saldırılara karşı müttefiklerimizle birlikte saldırıları caydırmaya ve Amerikan ulusunun çıkarlarını uzaydaki düşmanca hareketler karşısında savunmaya hazırız şeklinde bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Rusya'nın hem uzayda silahlanmaya karşı söylemi olduğunu ama asıl kendisinin yani Rusya'nın hem yörüngede hem yeryüzünde uydu savar sistemleri test ettiğini söyleyerek Rusya'yı ikiyüzlülükle suçladı. Rusya da buna ABD propaganda yapıyor diyerek cevap verdi. Rusya'ya göre test edilen bu uydu savar yörüngedeki hiçbir obje veya uydu için tehdit oluşturmadığı için uluslararası hukuk kurallarına aykırı değil diyor Rusya ve bu şekilde savunuyor ve ABD'nin ikiyüzlülük suçlamasını reddediyor. Rusya her zaman dış uzayın tamamen demilitarize olması ve
Herhangi bir silahın uzaya yerleştirilmemesi hedefine kesinlikle bağlı olduklarını belirtiyor. Aha. Rusya aslında gerçekten bir süredir Çin ile beraber Birleşmiş Milletler nezdinde çeşitli inisiyatifler kurarak uzayın silahlandırılmasına yönelik çağrılar yapıyordu. Örneğin 2008 yılında Rusya ve Çin dış uzayda silahlanmanın önlenmesi, uzay cisimlerine karşı tehlike ve güç kullanımı isimli anlaşmanın taslak metnini Birleşmiş Milletler'e sunmuştu. Ama pek destek bulamamıştı. 2014 yılında bu metnin revize edilmiş versiyonu tekrar sunuldu. İsrail, Amerika, Gürcistan ve sanırım Ukrayna reddetmişti. Bunun dışında No First Place'in isimli bir inisiyatif de başlattı Rusya. Bu da ülkelerin gönüllü olarak katıldıkları uzaya ilk silah yerleştiren ülke olmayacaklarına dair bir inisiyatif. Ama bunun da alıcısı pek çıkmadı. Çünkü kimsenin işine gelmiyor açıkçası. Birleşmiş Milletler uzayda silahlanma yarışının önlenmesi, kısaltması paroz olan çeşitli denemelerde zaten 86'lardan beri yani hala onaylanmamış olması bu anlaşmanın uzayda yönetişimin ne kadar zayıf olduğunun bir göstergesi. Bu problemlerin sebebi yaptırım uygulayacak yeni bir anlaşmayı kimse imzalamak istemiyor. Çünkü kimse aslında kimsenin işine gelmiyor. Yani tamam ben uydu savar testi yapmayacağım veya silah yerleştirmeyeceğim demek. ABD özellikle bunun gönüllü olması gerektiğini savunuyor. İkincisi de uzayda silah tanımının tam olarak yapılamaması, nelerin silah, nelerin silah olmadığı konusunda bir uzlaşma olmaması. Bu yüzden de hukuki çerçeveyi çizmek ve bir anlaşmada uzlaşmak çok zor. Yörüngede yapılan aktiviteler konusunda şeffaflık gibi adımlar da atılması, uzayın silahlanması konusu iyice ciddi bir tehlike olacak. Hani sadece uydu savar sistemler değil, siber saldırılar vesaire de gitgide arttığını görmekteyiz. Eğer devletler tarafından hani bir uzlaşı geliştirilip yaptırım gücü olan kararlar alınmazsa uzayın sivil ve barışçıl kullanımı ilkesi gitgide tehlikeye girmekte. Mevcut konjonktürde ve yakın gelecekte de aslında taraflar hiç de uzlaşacakmış gibi görünmüyor. Çin ve Rusya yeni bir anlaşma isterken ABD gönüllülük esasına dayansın diyor ve karşı çıkıyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya'yı ikiyüzlülükle suçluyor ama kendisi yani ABD'nin kendisi uzayda silah yarışının önlenmesi konusunda bir adım atıldığında karşı çıkan ABD oluyor. 15 Temmuz'da yaşanan olay da aslında uzayda yönetişimin ne kadar zayıf olduğunun bir göstergesi dedik. Bu testten sonra ABD'li ve Rus yetkililer Viyana'da bir araya geldi ve uzayda güvenlik konusunu tartıştı. Buradan da herhangi bir uzlaşı çıkmadı. Çünkü dediğim gibi ABD uzayda askeri operasyonlarını kısıtlayacak herhangi bir anlaşmaya yanaşmıyor. Ondan sonra da Rusya veya başka bir ülke bu testleri yaptığında karşı çıkıyor. Rusya 15 Temmuz için bunun bir uydu savar testi olmadığını, sadece bir inceleme olduğunu, uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey olmadığını savundu. Testin yani uydu savar testi olup olmadığını kesin olarak bilemiyoruz ama Rusya'nın aslında bir gözdağı verdiği de burada aşikar.